Evet sevgili spor severler, sporun nabzında karşınızdayız. Sportoto Bal Ligi 5. Grup temsilcimiz Aksaray Belediyespor yoluna emin adımlarla devam ediyor. Bilindiği gibi sezon öncesi şampiyonluğa kurulan bir takım 7. hafta sonunda da grupta lider olarak şampiyonluğunu götürüyor diyelim. 19 puanla gerçekten de iyi bir puan diyoruz. Bunun dışında da evet, sevgili spor severler, bugünkü konuklarım Aksaray'ın takım kaptanı İbrahim Konuksever ve Yasin Yeşilyurt, iki isimde Aksaraylılar. Evet hoş geldiniz diyorum konuklarıma. Hoş bulduk. Hoş evet sevgili sporseverler, konuklarımla e, söyleşiye geçmeden önce e, grupta bir değerlendirme yapacağım. Bu hafta neler oldu o konuda? Evet Aksaray Belediyespor bu e, hafta 7. haftada 7 Mart Kadirli deplasmanına gitti. Bu maç öncesi tabii ki hedef 3 puandı. Nitekin o e, gidilen 3 puan hedefinde de Enes Soy ve Ömer Çiçek'in golleriyle e, skor 2-0'lık skorla Aksaray e, şehrimize dönmeyi başardı. Tabii bu maç önemliydi. Nitekin arkamızda olan Silifke, İçel ve e bunun yanında Kırıkan takımları e bizi yakından takip ediyordu. Buradan e kaybedilecek bir puan, Aksaray Belediyesi spor açısından e sıkıntıya düşürecekti. Nitekin bir hafta önce kendi evimizde iyi oynadığımız maçta Ceyhan Spor'la beraber kaldık. Tabi Ceyhan Spor'da kötü bir takım değil. Nitekin görüldüğü gibi kendi evinde geçen hafta İçel'ine berabere kalarak sıvır sıvır burada da bir telafi etmiş oldu. Nitekin İçel'de bizim bir altımızda bulunuyordu. O puanı da oradan kurtarmış olduk. Deplasman'da gelen galibiyet ise Aksaray Belediyespor'un hedeflerine emin adımlarla devam etmesini sağladı. Bu hafta Aksaray Belediyespor 7 hafta sonunda 19 puanla grupta lider olarak bulunuyor diğer ee, Silifke evet Silifke Belediye Spor ikinci ee, oturdu 15 puanla sevgili spor severler. Bu maç cumartesi oynandı. Kapadokya Göreme Sporlu oynandı. Aslında ben bu maçtan bir beraberlik bekliyordum. E, çünkü Kapadokya Göreme Spor yakından takip ettiğim için iyi bir takımdan kurulu, uzun bir takımdan kurulu bir takımdı. Nitekin 10 kişi kalmış ilk yarıda Kapadokya. Bu maçta bir de penaltı kaçırmış e, Kapadokya takımı. Bir de 5 tane net pozisyondan yararlanamamış. Silifke bir pozisyon bulmuş, gol olmuş. Ve 1 0 3 puanla dönmeyi başardı. Bu da Silifke açısından e, şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj sağladı. Artık Silifke bu saatten sonra kendisini kazanıp bizim takılmamızı bekleyecek. Arda puan farkı 4. Evet e, bunların dışında sevgili izleyenler İçelle ile Ceyhan'da e, maç vardı. Bu maç çok önemliydi. Ceyhan Spor kendi sahasında İçel Spor'u yenmek için çıktı. Nitekim bilindiği gibi e, Ceyhan Spor'un alacağı bir galibiyet. Puan 11 yapacağı ve şampiyonluk yolunda diyorum artık. Belki o da hedefi var çünkü. Bizden puan aldı, liderden puan aldı. bunu ardından da grup ikincisi İçel'den de puan alarak aslında hedefinin şampiyonluk olduğunu gösteren bir takım oldu. Burgu'da belli takımlar var bu düzeyde. Bu da tabii ki Ceyhan'da kendine yakışan futbolu sergileyip içer karşısında aldığı puan açısından da biz gurur duyduk. Bunun dışında sevgili spor severler bilindiği gibi grubumuzda Kırkan Talas Belediye ile kendi evinde 2-2 berabere kaldı. Talas Belediyespor her zaman bu grupta iddialı olmuş bir takım olarak gördüm. İddiası olmasa da daha doğrusu şampiyonla oynamasa da hedefi oynayan takımlardan devamlı puan alan bir takım olmuştur. Bu açıdan da ben buradan getirilen bir puanı normal karşılıyorum. Tabii grubumuzda Arsus Kiremit maçı var. Bu bu takım şu ana kadar Kiremit takımı mağlup olmadı. Grupta 3 tane mağlup olmayan takım var. Biri Aksaray Belediyespor. Biri Silifke, biri de sevgili spor severler Kiremit Hane Spor. Bu da aldığı beraberliğin ardından dördüncü sıraya oturdu 11 puanda. Bu takımı şöyle incelediğimiz zaman beraberliği gerçekten de 7 maçta 5 beraberlik kalmış 2 galibiyeti var. beraberle oynayan savunması güçlü bir takım olarak göze çarpıyor. Tabi Aksaray Belediyesi Spor ise şu ana kadar oynadığı 7 maçın 6'sını kazanmış sadece bir beraberliği var o da Ceyhan karşısında attığı 12 gol e, karşında bir kalesinde bir gol görmüş onun dışında şu anda e, bir eksisi yok artı 11'de de aracı var evet bunlar e, hafta sonu e, grubumuzda önemli maçların e, skorlarıydı hafta sonu e, yine İçel'e deplasmana gidiyoruz yine bir ada, Mersin takımı sevgili spor seveler bu hafta sonunda iki hafta üst üste deplasmana gitmiş olacağız İçel'de şu anda bu maçta 14 puanı bulunuyor aradaki 4 puan 5 puanlık e, puan farkını <laughs> 4 puanlık puan farkını e, biraz daha aşağı indirmek isteyecek. Bu maçı nitekin kazanmak isteyecek. İçel maçı ben çok önem arz ettiğini düşünüyorum. Çünkü bu maçta e, gerçekten de İçel var mı yoğun ortaya koyacak bu maçı kazanmak için Belediyespor karşısında. 90 dakika ölümüne mücadele edecek. Çünkü kaybettiği takdirde Aksaray Belediyespor hedefine daha da yaklaşacak. İçe spor hemen hemen hedefinden kopmuş olacak. Bu verilerle zaten bu hafta içerisinde hazırlıklarda bu şekilde yapılacak. İlk önce e, takım kaptanımız İbrahim Konuksever'e hoş geldin diyorum. Ve e, ilk sorum da size olacak İbrahim Bey. İbrahim Bey evet e, hafta sonu gerçekten de önemli bir maç vardı grupta çünkü hiçbir takımı küçümsemiyoruz. Hı hı. Bu grupta küçük büyük takım değil, takım yok. Her Aynen. takım birbirinden puan alma özelliği var. Evet. Siz de hafta sonu bir deplasmanınız vardı. Hı hı. Kadirli deplasmanı 7 Mart Kadirli deplasmanı. Evet. Burada ilk yarıda Ömer ve Enes'in bulduğu gollerle 2-0 galip geldiniz. İkinci evet. yarıda rahat bir oyun sergilediniz. Bu maçı şöyle bir değerlendirir miyiz? Ee, tabii ki ee, öncelikle şunu söylemek gerek. Ee, yani bu lig kolay bir lig değil. Zaten kolay da bitmeyecek. Ee, çünkü bunu her geçen hafta görüyoruz. Bu hafta Kadirli maçında işte 0-0 gide 1-0 olduğu dakikadan itibaren rakip bize çok büyük bir baskı uyguladı. Gerek hocalarıyla gerek işte oyuncularıyla çok büyük bizim üstümüze baskı yaptılar. Onun neticesinde bizim ilk golüm zaten Ömer Çiçek sarı kart gördü ve her an ikinci sarı karttan atılabilirdi. Bu olay biz geçen sene yaşadık. Orada bir Kadirli deplasmanıydı yine çift sardan Burhan abi kırmızı kart görüp tek maçı ceza alacağına iki maç ceza aldı. Ve neticesinde biz geçen sene şampiyonluğu kaybettik. Yine aynı olay olabilirdi. O yüzden kolay bir maç yok. Biz her hafta zorlu rakiplerle oynuyoruz. Her hafta zorlu maçlar oynuyoruz. Kadirli maçı zorlu geçti ama biz iyi mücadele ederek, iyi oynayarak maçı kazandık. 3 puan aldık tek tek gidiyoruz, maç maç gidiyoruz. Önümüzde İçel maçı var. İçel maçını düşüneceğiz. İçel maçının heyecanıyla oturup kalkacağız. İnşallah İçel maçını kazanıp rahat bir nefes almak istiyoruz. Tabii ki kazanırsak ligin bitmeyeceğini, tabii ki mesela ile puan farkı 8 olacak ama sonuçta BAL ligi ne zaman ne olacağı hiç belli olmuyor. Yeneceğiz. Tabii ki önümüze bakacağız. Evet. Kaptan ikinci 4 puan üçüncüne 5 puan var Bu da takım üzerinde bir etki yapıyor mu bir rahatlık var mı ya açıkçası bazen rahatlığa da oluyor neden oluyor derseniz şimdi şu anda şöyle bir şey var İçel maçı i̇çel iç maçına gideceğiz bu hafta 5 puan, 5 puan evet. fark var Biz o durumda olsak rakip bize gelse biz şey düşünürdük Hani ya bu takım yenemezsek bizim işimiz biter gibisinden bir düşünce kapılırdık Bence bizim açımızdan bu rahatlığı var ama hiçbir zaman tabii ki bu bizi rehavete kaptırmasın. Çünkü gittiğimiz zaman oraya neyin olacağı belli değil. O rakip biraz o baskı hissedecek. Biz de o rahatlığı yaşayacağız. O rahatlık bize belki orada maçı çok rahat kazandırabilir yani. Biz bunu daha önce yaşadık. Yani nasıl yaşadık? Altındağ maçıydı. Altındağ bizden 5 puan öndeydi. Onlar çok rahattı. Biz mesela stresliydik ve orada kaybettik. Yani İçerideki maç demiştik deplasmandaki maçta. Beraber kaldık. Berabere kaldık, kaybetmiştik ama burada öyle bir durum yok. Biz şu anda çok hani tabii ki rahat puan salandan da ama daha ligin daha 7. 8. haftası. Bunlar olacak ama biz bunu e, takımdaki tecrübeli oyuncular zaten oynayanların birçoğu tecrübeli oyuncu. Tecrübeli oyuncularımızla inşallah orada deplasmanda rahat bir şekilde oynayacağız. E, tabii ki deplasmana gidilirken bir de rakibin içel e, puan ya da puanlar hedefimiz. Evet kaptan bir de iki gencinde sizin artık Aksaraylı olmanız da evet. takım içerisinde ayrı bir hava yaratıyor. Aksaraylıların Hı. ne kadar çok sayıda olması takımın şampiyonluk yolunda biraz daha avantaj olarak gözüküyor. E, i̇kinizin de Aksaraylı olması takıma ne gibi bir katkı sağlıyor sence? Ya ben... E, daha doğrusu çık sahaya çıkarken hangi duygularına <laughs> çıkıyorsun? Evet ya... Şimdi ben benim burada üçüncü yılım belediye sporda. Daha öncesinde de tabii ki oynamışlığımız var. Çünkü Aksaraylı sonuçta. Şampiyonluk yaşadık. Şampiyonluk da yaşadık. Ben ikinci şampiyonluğu yaşamak istiyorum. İki senedir kaybediyorum. Belki de birçok insandan yani dışarıdaki insanlardan, izlemeye gelenlerden, oyunculardan da yani daha çok istiyorum. Neden istiyorum? Ben Aksaraylıyım sonuçta. Ben bir şampiyonlukta yaşadığımda ikinci şampiyonluğu yaşamış ve bunun benim için dışarıdaki maneviyeti çok büyük olacaktı. Ama tabii ki benim Aksaraylı ya da Yasin abinin Aksaraylı olması bizim takımdaki arkadaşlar için önemli. Çünkü biz onlara o özgüveni verirsek, onlara o şeyi aşılarsak, Aksaray'ın nasıl rahatlığını, Aksaray'ın güzelliğini söylersek onlar da çıkıp işte elinden geleni yapıyor. Ben geçen gün takım arkadaşlarımla da konuşurken hatta şunu da söyledim. Aksaray Belediyespor olarak son iki sene bitti. Bu üçüncü senemiz deplasmanlarda Sadece ve sadece iki tane mağlubiyet aldık. Evet. evet. Yani e, biz bir tek sadece Yozgat'a yenildik. Ciddi anlamda o da bir 0 ve dakika 80'den sonra yani iki dakika içinde iki gol yiyerek 81 ve 82. dakikada yediğimiz gollerle mağlup olduk. Sadece ilk senenin son maçıydı Talas maçı. Eksik oyuncularımız vardı işte rahatlık vardı. Talas gücünün hani düşme kalma iddiası olduğundan dolayı bir tek orada da bir mağlup olmuştuk. Sadece iki mağlubiyet aldık. Bu çok büyük bir yani şey başarı. Yani güzel bizim için. Bu da hani bizim ne kadar başarılı olduğumuzu gösteriyor aslında. Ama şampiyon olamadık yani iki senede. Bu sene yakınız. İnşallah bu sene olacağız. Dediğim gibi ben Aksaraylıyım. Ben Aksaraylı Aksaraylıyım ama hani burada sahaya çıkarken o duygularımı da farklı bir şekilde yaşıyorum. Sahaya çıktığımda, maça çıktığımda farklı bir şekilde yaşıyorum. Duygusal anlamda biraz daha yüklüyüm. Çünkü takım yenildiğinde arkadaşlarım hepsi üzülüyor. Ona ben eminim. Adım gibi eminim ama ben belki onlardan daha fazla üzü üzülüyorum. Çünkü daha fazla kişiyle muhatap oluyorum. Daha fazla kişiyle e, görüşüyorum falan. O yüzden e, arkadaşlarım için e, bizim Aksaraylı olmamız bir avantaj. Takımda Aksaraylı olmak e, avantaj olması. İnşallah e, bu sayı daha da çoğalır Aksaraylı sayısı ilerleyen yıllarda. E, Aksaraylılara daha çok yani veriliyor. Daha çok değer verilmesi, daha çok e, verilmesi lazım. Hani birazcık daha fazla değer verirse iyi olur yani. Teşekkürler. Evet e, sevgili spor severler takımın diğer e, kaptanı, ikinci kaptanı diyorum artık Yasin Yeşilurt. Yasin Yeşilurt da şampiyonluk yaşayan bir isim. Evet Yasin senden de bir değerlendirme alalım. Ben de e, Kadirli maçını değerlendirerek başlayayım o zaman. E, Kadirli maçı Ceyhan maçından sonraki bir önemli bir maçtı. Çünkü Ceyhan maçında iki puan bıraktık. Şampiyonluğun en büyük adayı olan takımız çünkü. Yani Kadirli maçında içer maçından önceki maç e, puan kaybına tahammülümüz yoktu. Nitekim de e, Kadirli maçını 2-0 gibi net bir skorla kazandık. E, i̇nşallah içeri maçına daha sağlam gidiyoruz. Yani değerlendirme olarak Kadirli maçını bu şekilde değerlendireyim. Evet. Onun dışında da Aksaraylı olarak tabii biz daha çok seviniyoruz, biz daha çok üzülüyoruz çünkü buranın e, yerlisiyiz. Yani bu takımın çıkmasını en çok biz istiyoruz. Ee, çünkü niye? Yani Aksaray e, il olarak amatör ligi hak etmeyen bir takım. Yani evet. il olarak da hak etmiyor. Çünkü üstleri hak ediyor, İkinci ligi hak ediyor. Oralarda oynamışlığı var ama daha da üstlere gitme şansı var. Çünkü bu potansiyel var. Evet. Yani bu şekilde Aksaray da e, bu şekilde eğer kendisini ispatlarsa yukarılarda gelecek nesiller için çok daha iyi olacağını düşünüyorum ben de. Evet sevgili spor sahibi aslında beni en çok sevindiren bir olay da e, İbrahim kardeşimiz güzel bir konu değindi. Ömer orada sarı karttan e, kırmızı kartta evet. oyun dışı kalıp e, iç el maçında olmayabilirdi. Evet. Burada da görmemesi yani hakemlerin de biraz e, art niyetli olur mu olmaz mı bilemiyorum ama burada e, her şeyi düşünmek lazım. E, bu açıdan e, futbolcularımızın özellikle bu tür maçlar öncesinde sahaya çıkarken çok dikkat etmeleri gerekiyor zorlu bir maçlar öncesinde iyi oyuncularımızın özellikle bu tür hatalara düşmemesi gerekiyor. Önümüzde İçel maçı var. Tek sevindirici olay benim eksiksiz bir şekilde bu sahaya çıkacağız. Golcumuz da artık iyileşti yavaş yavaş. İnşallah teknik heyet bilmiyorum artık hazır ...değil mi Onda maç saatinde göreceğiz. İpmanlar e, başta takımla birlikte Okan çalışmalarına başladı. E, görev verdiği takdirde de görev alacağını düşünüyorum. E, tabii son haftalarda da 7 hafta e, geriye baktığımız zaman e, gol ayaklarından bir e, ses çıkmadığını görüyorum. E, kanatlardan Ömer ve Enes Soy'un e, başarılı bir grafik çizmesi Aksaray Belediyespor'u üç e, 3 puana e, uzandırıyor. İnşallah Ömer ve e, Enes gollerine devam eder diyorum. Bu şekilde de şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmış oluruz diyoruz. Evet, e, kaptan. E, çalışmalarımız nasıl geçiyor? İtmanlarımız nasıl geçiyor? Yani Ta e, tabii ki itmanlarımız e, neşeli geçiyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü kazanıyoruz. Kazandıkça biz mutlu oluyoruz. Taraftar mutlu oluyor. Aksaray halkı mutlu oluyor. Lideriz. Yani en önemlisi 4 puan öndeyiz. Çünkü bunun bir rahatlığı var. Antrenmanlarımız dediğim gibi neşeli geçiyor. E, yani zaten çalışmamız lazım çalışmadan hiçbir zaman kazanamayız. Yani antrenmanda... gözyaş dökeceğiz, yorulacağız ki maçta da onun ekmeğini yiyelim. Tabii ki... yoğun... yorucu oluyor bazı antrenmanlarımız. <laughs> o konuda da tabii ki Ertuğrul Hoca... ayarı veriyordur yani ayarlamasını evet. yapıyordur. Oyuncuların yorgunluğunu falan... göz önünde bulunduruyordur. Yani dediğim gibi yani güzel oluyor. Kazanınca güzel oluyor. İnşallah devam ettireceğiz bu serimizi de. Antrenmanlarımız da neşeli olacak. Şehirdeki halkımız da işte taraftarımız, yöneticilerimiz, başkanımız hepsi neşeli olacak inşallah. Daha mutlu olacak, daha güzel olacak. Antrenmanlarımızda da dediğim gibi yani Ertuğrul Hoca'nın onu ayarını veriyordur yani. Yapıyorlar evet, inşallah. evet. Ee, evet, içel maçı öncesi çalışmalarımız artık e, başladı. Bu maça da hedef en kötü bir puan olarak, evet, en kötü evet. yani kazanamıyorsun. Kaybetmeme olası evet, var. Evet. İnşallah Sevgili Spor söyle takımızda tek hedef e, İçel aslında 3 puan paralelisiyle gidiyor ama kazanamıyorsa da kaybetmeyecek. Alınan bir puan da her zaman iyidir. Kaybetmektense. Hani bu açıdan da taraftarlarımıza buradan seslenmek istiyorum. E Ceyhan maçında da kendilerine teşekkür ediyorum. beraber kalsak da takımlarını 90 dakika destekleyerek evet. İşte taraftarlık burada ortaya çıkıyor sevgili spor severler. Takımımız yense de yenilse de ileri haftalar düşünerek bu futbolculara sahip çıkmamız gerekiyor. Sonuçta onlar da oraya 3 puan için çıkıyorlar. Kazanan kazanmak istiyorlar. Kazandıkları zaman kendileri de kazanacaklar. Aksaray halkı da kazanacak ve takım şampiyon olacak. Bunlar da şampiyon takımın futbolcusu olarak seneye transfer yapacaklar eğer takımımıza kalmazlarsa. Kim istemez? Herkes ister. O açıdan biraz daha türbinlere ben buradan seslenmek istiyorum. Bu futbolcularımızda anlamalarını istiyorum. Belki o gün o futbolcu gününde olmayabilir, hata yapabilir. Bu hatasını taraftarlar e, türbinlerden vereceği destekle e, gidermeleri gerekiyor. Göreceksiniz e, futbolcular bu hafta olmasa diğer hafta o özveriyi de gördükten sonra canla başla sahada e, mücadele edecekler. Bu konuda ben çok emin konuşuyorum. Çünkü futbolcularla birebir devamlı görüştüğüm için hepsi iyi niyetli. Hepsi buraya e, kazanmak için, şampiyon olmak için gelmişler. Bu açıdan da e, kaybettiğimiz maçlar da olsa sevgili spor seveler e, takımımıza destek çıkalım diyoruz. Çünkü biliyorsunuz e, yıllardır yani bir kara e, ya, e, kanayan kan. bir yara vardı. Bu e, yarada işte belediye ta, e, belediye işte e, Aksaray takımlarına sahip çıksın çıkılmıyor sözleri vardı. Haluk yazın gelmesiyle birlikte Aksaray belediyesi spor oluşturuldu ve 3 yılda gerçekten de güzel işler yapılıyor. Şampiyon olur olmaz. İkinciliğine bitiriyoruz, kıl payı kaçıyoruz. Hele geçen sene. Gerçekten de geçen sene ikili avarajından gittik sevgili spor severler. Puan avarajından değil. Veyahut da e, gol avarajından değil. Gol avarajı biz çok iyiydik. Fakat Nevşehir'de burada 1-0 yenilmemiz, e, her şeyi orada bir bir kaldık beraber ve ikili avarajdan dolayı Nevşehir spor şampiyon oldu bizim halbuki olmamıza rağmen. Onun dışında inanın ki şampiyon çok yakındı bize. Kısmet değilmiş diyoruz. Bunları şöyle bir düşünecek olursak Aksaray Belediye Başkanı Alkışay'ın yazgının ben bunu taraflı olarak söylemiyorum. Şöyle oturun bir düşünün. Son 3 yılda Aksaray Belediyesi spor için neler yapıyor? Bu takım hedefe oynatıyor mu oynatmıyorum? Bir düşünün şöyle. Siz de gerçekleri göreceksiniz. Çünkü Aksaray halkı şunu istiyor. E, takım sahaya çıksın diye değil, değil. Şampiyon hedeflensin istiyor. Şu anda da gerçekten de belediye yönetimi takımını şampiyon yapmak için ne gerekiyorsa onu yapıyor. Şampiyon oy, olmuş takımlardan futbolcular getirdi, Takımın içinde iyi olan e, isimlerin iskeletlerini korumaya çalıştılar. İnşallah sezon sonra bunları başaracağımıza inanıyorum. Kaptan sen bu konuda neler söylüyorsun? Ee, tabii Haluk Başkan'ın e, 3 yıldır hatta 4 senedir amatörden itibaren hani desteği çok büyük. E, 3 yıldır bu takım bal ligine çıktıktan sonra e, sürekli şampiyonluğa oynadı. Şampiyonluğa oynuyor. Şu anda da şampiyonluğa oynuyor. Şampiyonluğunda en büyük adayı Evet. Yani bu yönden dolayı biz Haluk Başkan'a çok teşekkür ediyoruz belediye başkanımıza. Yönetimimize çok teşekkür ediyoruz. Destekleyen idareci kimler varsa onlara teşekkür ediyoruz. İnşallah onların desteğiyle el birliğiyle bu takımı hak ettiği yere getireceğiz. Evet e, kaptan sen ne diyorsun bu konuda? Ya tabii ki ben de öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, belediye başkanımıza işte çok bu konuda teşekkür etmek istiyorum. Yönetim kurulumuza, başkanımıza ben buraya Diyarbakır Spor'dan transfer oldum. Üçüncülükten geldim 2016'da. Dediğim gibi üçüncü yılım. Ben memnunum belediye spordan. İnşallah dediğiniz gibi üçüncülüge çıkarsak bizim için hem taraftarlar sevinecek, hem şehirdeki insanlar sevinecek, hem de bu işin içinde olan bir yönetim kurulu ve belediye başkanı sevinecek. Belki de en çok mutluluğu onlar yaşayacak. Biz o mutluluğu yaşatmak için bu sene daha çok çalışacağız. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Şampiyonluğu armağan edelim yani dediğim gibi yani bir burası gerçekten çok iyi bir yer. Yani bizim için bulunmaz bir yer. Her türlü olanaklar, imkanlar var. Yani saha diyoruz. Saha hazırlanıyor. İşte yemek diyoruz. Yemekler hazırlanıyor. İşte malzeme diyoruz. Malzemenin en iyisi en iyisi alınıyor. İşte yani ne eksimiz varsa açıkçası hemen yapılıyor. O yüzden teşekkür etmek lazım yani gerçekten. Gelecek gele, yani gelen futbolcular evet. da buraya mutlu bir şekilde geliyor. Mutlu geliyor. Yani buradaki herhangi bir sıkıntı yaşadıklarını da düşünmüyorum. Şehir olarak zaten güzel bir şehir. Güzel. Hani üniversitemiz gelişmiş. Şehir olarak zaten gelişme açık gelişen bir şehiriz. Yani o yüzden oyuncuların burada ben çok fazla mutsuz olduğunu, çok fazla şey olduğunu düşünmüyorum. Yani oyuncularla zaten devamlı konuşuyoruz. Güzel. Zaten her yere yakın bir yer. Ankara, işte Konya, Kayseri, buralara da gidiyorlar geri geldiği zaman, izin günlerinde güzel yani böyle güzel geçiyor. İnşallah sezon sonu dediğim gibi şu anda lideriz. Bunu da sezon sonu inşallah lider olarak bitirdik şampiyon olduk mu? En, en güzel şekilde mutluluğu paylaşacağız, şampiyonluğu kutlayacağız. Evet sevgili sporcular, gerçekten de bu hava meselesi. Takım havaya girdiği takdirde bu takımın önünde Allah'ın izniyle kimse duramaz. Tabi bu takım havaya girdiği zaman Aksaray Belediye Başkanı Halk Şahin Yazgı'yı da taraftarlar olarak türbinlerde ayrı bir havaya girdirmemiz lazım. Sevgili spor seyircilerim. Bunu canı gönülden söylüyorum. Çünkü türbinlerde ben de yaşadım. Ben de o coşkuyu biliyorum. Ee, şu anda başkanımız bu takım için neler gerekiyorsa yapıyor. Eğer ki onu da daha fazla böyle e, havalara girdirecek olursak inan ki başkan ben şunu görüyorum. ya Ben e, bunu yayında olduğu için söylemiyorum. Evet. Sizin yanınızdan hem geldiği zaman böyle evet. çok cana yakın, çok Aynen. sıcakkanlı yani bu işi gerçekten istediğini gösteriyor Aynen. yani. Bak burada yani yayında olduğumuz için söylemiyorum bunu birebir canın zaten... gözünden soruyorum arkadaşlar. Yani böyle bir şey var değil mi? Doğru mu? Hani geldiği zaman size bir sıcaklık hissettiriyor mu? Evet. Bu kadar zaten e, sıcaklık olmasa hani istek olmasa zaten 3 yıldır hani evet. devam eden bir şey olmaz. Evet. Hani bu da tabii sevdiğinin göstergesi buraya Aksaray'ın verdiği değerin göstergesi hani spora verdiği değerin göstergesi. O yüzden herkes de elinden geleni yapıyor yani biz futbolcular olarak zaten yapıyoruz. İnşallah başkan zaten gereğini yapıyor. Evet. İnşallah tabi dediğimiz gibi artık hak ettiği şeyi şampiyonluğu başkana hediye etmek gerekiyor yani evet. bu sene inşallah. Evet sevgili spor gerçekten de e, futbolculara da buradan özellikle sesleniyorum. Takımda teknik heyetinden yönetimine futbolculara kadar sesleniyorum. Bu sezon sezon sonu artık inşallah şu şampiyonluğu Halkışan Yazgı'ya ve şehrimize evet. hediye edin diyorum. Şehrimize ve başkanımıza. Çünkü başkanımız gerçekten de bu takım şampiyon olması için çok evet. uğraşıyor arkadaşlar. Evet. Siz de bunu biliyorsunuz, ben de bunu biliyorum. Tamam. Zaten ben bunu bilmesem bunu burada söylemem, gönül rahatlığına aynen. söylüyorum. Ve yapılanları görüyorum. İnşallah sezon sonu bu takım şampiyon olacak diyorum. Tabii nasipse, ya inşallah. Şu anda çok büyük avantajımız var. O avantajı kullanmamız lazım. Evet. Ki zaten en yakın biz de şu anda adayız. Ben şunu söylemek istiyorum. Tabii ki başkanımız o konuda her, evet. her türlü yapıyor. Ben buradan sizin aracılığınızla, başkanla alakalı değil de, ben evet. şununla alakalı söylemek istiyorum. Aslında Dağılgan stadı çok güzel ama eksikleri olan bir stad. Evet. Aslında o konuya bir değinmek lazım. Geçki Spor Müdürlüğü, Çok evet. rüzgar alıyor abi. Hani gerçekten, saha içinde olmadıkları için anlayamayabiliyorlar. Bazen ben şunu, ben takım kaptanı olarak hakem para atışı falan yaptığında. İşte işte top mu kale mi diye sorduğunda kale diyorum ama işte Davğan'ın aklımda kalıyor. Yani nasıl kalıyor? Şimdi rüzgar ne taraftan esecek? Nasıl esecek? onun okay. hesaplamasını yapmak lazım. Çünkü maç oynarken aşırı rüzgar esiyor ki geçen sene hatırlarsanız Burhan abi'nin bir penaltı pozisyonu vardı evet. Kilis maçı. Topu koyduğu gibi gidiyordu. Koyduğu evet. gibi gidiyordu. Aynen. Yani çok tehlikeli, çok riskli bizim için. Aslında o arkaları kapatılabilir. Biraz o konuyla ilgili... Hasan Dağ tarafı. Aynen Hasan evet. Dağ tarafı özellikle. O konuyla ilgili buradan bir sadece ben onu söylemek istedim. Yoksa onun dışındaki her şeyimiz dört dörtlük. Ben de tam evet ya. sevgili spor severler buradan da Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne sesleniyoruz. Özellikle Hasan Dağ cephesindeki olan türbin tarafı eğer kapatılacak olursa brandayla da olabilir bu. Rüzgar biraz aynen, keserse. Aynen. Rakibi aynen. avantaj sağlıyor. Evet. Rakibi sadece avantaj sağlıyoruz. Çünkü biz zaten top oynamaya çalışan evet. Rakip puan almaya geliyor. Aynen. O zaman ne yapıyor? Rakip de zaten yattı zaman kalkmıyor. Zaten evet. bal liginde. Yani rakibi avantaj sağladığı için biz oynamaya çalışan bir takımız. Rakip de evet. oynamamaya çalışan bir rakip oluyor genelde. O yüzden hani bu engel oluşturuyor açıkçası. Artı onlar için. Tabii artı rakip için avantaj oluyor. Bizim için dezavantaj oluyor. Yani evet. bu tabii yapılırsa çok iyi olur. Evet e, inşallah gençlik spor ürünümüz Cüneyt Bey de bizi izler. E, sesimize kulak verir. İnşallah. Bir an önce orada bu konularla ilgilenirler diye düşünüyorum. Çünkü artık bu şehir şampiyonluğa inandı. Dönüşü yok. E, şehir olarak bütünleştik. E, küskünler, dargınlar tamamen artık kucaklatsın istiyorum. E, çünkü bu takım dolu dizgin sevgili spor severler şampiyonluğa gidiyor. Şaka gibi gelebilir, gerçekten de şaka gibi gelebilir de şu anda e, en yakın rakibimizde 4 puan, e, İçel'e gideceğiz 5 puan. İçel'de kazandığımız takdirde tam 8 puan fark atacağız ki bu grupta en büyük rakibimiz İçel olduğu söyleniyordu. Tabii. En büyük rakibim. Ben ikinci sıradaki Silifke'nin iyi olduğunu o kadar düşünmüyorum. Aldığım bilgiler doğrultusunda Silifke geçen hafta yani iyi bir futbol değil şansları aldığı ve oynadığı futbolları söylüyorlar. Bu grupta İçel için tehlikeli diyorlardı. Bu hafta e, İçel'den gerçekten bir 3 puan getirecek olursak puan farkı 8 oluyor ki. Bal Ligi'nde çok büyük bir puan. Aksaray Belediyespor önüne e, daha e, rahat bakacak, emin adımlarla yola çıkacak. E, burada İçel'i eğer İçel'den inşallah diyorum kazanırsak göreceksiniz. Aksaray Belediyespor hedeflediği şampiyonluğa sezon sonu ulaşacak diye düşünüyorum. Düşüncelerimde sizce var mı eksik? Siz de grubu az çok evet. tartıyorsunuz, görüyorsunuz. Doğru, evet. düşüncelerin doğru abi. Bizim Çünkü, çünkü İçel Mersin rakimimiz... düştüğü için evet. bütün, bütün destekler, sevgili sporseverler söylemek istiyorum. Mersin'in takım kalmadığı İçel'e iç büyük destek var. Yani evet. maddi manevi bütün her yerden Mersin bütün İçel akıyor. Evet. Doğru. O o sebepten, o o sebepten. dolayı bizim de düşüncemiz abi diğer rakipler de bizim evet. için çok ciddi evet. rakipler ama şampiyonluğun en büyük adaylarından biri de tabii İçel takımı. İçer takımı da bizim rakibimiz. Bu hafta işte dediğiniz gibi 5 puan fark var. Evet. Biz tabii onun avantajıyla gideceğiz. Rakip daha çok stres olacak. Biz daha sakin, daha akıllı, daha tecrübeli bir takımız. Daha sakin olacağız. En kötü 1 puan, 3 puan olursa zaten çok büyük bir avantaj sağlarız. Yani ilerleyen haftalarda hem şeyimiz de olur, kredimiz de olur. Evet. Yani o açıdan çok önemli bir maç. Tabii bu maça bugünden itibaren herkes bütün takım işte yönetim herkes bu maça odaklanmış durumda. Çünkü içeriden sonra da e, Talas geliyor. Talas gerçekten yani de Kayseri'nin köklü bir takımı, e, ters bir takım. Yok, daha sonra oynayacağımız zaten 4 4 maç üst üste. E, Üçüncü maç Talas geliyor bize. Yani e, içeriden sonra. Tabi Talas geliyor. işte. o ara yani o arada zaten e, Kiremitane Keremithane var. Evet, Ondan sonra e, Hisar var. De, i̇şte eee Silifke var. De, var. Evet. Hani Zorlu Haniye deplasmana gidiyoruz. Evet. Ama bu maç Kiremethane'ye şöyle baktığımız zaman şu an kadar hiç mağlubiyet yok. Malibet tabii. Yok. Ee, yani, mağlubiyet olmaması zor. biraz sıkıntı. 5 beraberliği var iki galibiyeti var. Aynen. Mağlubiyet hiç yok. Ee, beraberliğe daha çok oynayıp takım olarak ya. gözüküyor. Ya sonuçta lig tabi dediğiniz gibi kopmuyor ama 8 puanın farkı da hani kolay kolay bu liglerde evet. 2010'da kuruldu. 2010'da kuruldu Ball Ligi. Ee, belki de yani tabi 12 grubu oluyordu her sene takip edemiyoruz ama belki bir ya da iki takım vardır. 2010'dan kurulduğundan beri 8 puan fark kapatıp da şampiyon olan. Yani ben 5 puanın sadece 5 puanı biliyorum ama onun dışındaki puan farkını da kapatıp da şampiyon olabilen takım daha ben hani duymadım. Bal böyle Yok bir Yok yani olurdu, hani olsun. biz eğer dediğiniz gibi yenersek bu hafta biz Bak. o avantajı yakalarsak hani kesinlikle ben sezon sonu şampiyon olabileceğimize inanıyorum evet, yani. bal liginde bir de böyle şöyle bir durum var sevgili spor severler 1-0'ın emine geçti mi rakip Evet, evet. Gerçekten de oyunu yatarak bitiriyor. Aynen. Böyle bir sıkıntı. Abi aslında. hani sadece bu bir sıfırlık değil. Yani bunu izleyenler, eee, futbol maçlarına devamlı Aynen. gelenler biliyorlar. Ya yani maç 0-0. Dak daha 5 yani 10. Evet. Eee şey, işte ceza çıkıyor top. İşte kaleci ya. topu gidiyor, getiriyor. Yavaş hareket ediyor. Oyuncusu yatıyor işte. Ya yani bu 5. 10 dakika. Neden abi? Ya yani bu rakipteki oyuncuların hani artık o maddi imkansızlıklarını mı diyeyim. Ya da işte gelen e, rakiplerimizden giden işte teşvik mi diyeyim artık bu buna neye sayarlarsa saysınlar ama futbolun e, zor oynandığını bilsinler yani. Evet. Hani biz futbol oynamaya çalışıyoruz. 3 yıldır oynamaya çalışıyoruz. İyi de oynuyorduk. Geçtiğimiz 2 yıl çok da iyi oynadığımız maçlar da vardı. Ama işte dediğim gibi yani bunu da bilsinler. Çünkü e, sahanın içinde olmadıkları için belki bazen onlara şey geliyor olabilir. E, yani niye bu oynamıyor falan. Ya yani biz oynamaya çalışırken adam bir anda bir yatıyor yere. Ayağını tutuyor yani hiçbir şey yokken ne oluyor? Oyun duruyor, soğuyor, bir daha kalktığında tekrar iki dakika geçmeden bir daha yatıyor. Yani bunu da bilsinler, ona göre değerlendirsinler yani. Evet. Ona değerlendirirken ona göre değerlendirsinler yani. Evet, e, Kaptan bu sene statü değişti tamamen. Geçen sene Hı. işte 5. grup 6. gruptan şampiyon olduktan sonra Hı. baraj maçı yapıp kazandı takdirde direkt 3. Yani, çıkıyor çıkıyordu evet. Ama bu sene bu git biraz bitti. Farklı Bu konuda sene. bir açıklama yapar mısınız ekranlarda? abi? Bu sene e, biraz farklı. 11 grup var şu anda. E, i̇lk maçlarda 3 takım bay geçecek. 8 takım birbiriyle eşleşecek. 4-4 maç yapacak. Çıkamayan takımlar 4 takım. E, 3 tane bay takımla tekrar beraber olacak. bir tane takım yine bay çekecek. 3'er takım eşleşecek. Bu 3'er takım arasında tekrar çıkamayan 3 takımla bay olan takım birleşiyor. 4 takım oluyor. Sonra 2-2 maç yapıyor. Çıkamıyor. yani iki takım kalıyor. Yani 11 takımdan iki tanesi çıkamıyor, 9 tanesi çıkmış oluyor. Evet. Yani 11 gruptan yani kimin e... kimle oynayacağı belli, <laughs> belli değil. değil yani, yani o bir aslında dezavantaj mı avantaj mı onu Şimdi o aşamada göreceğiz. Takım, 11 takımdan da dokuz takım çıkmazsa bir avantaj ya mı? Ya şu avantaj. 11. Ee, geçen yıllara göre iki maç oynayıp bir evet. ikisini de yenilirsen çıkamıyordun. Ama bu yıl eğer bay geçmezsen üç, üç maçta maç da oynayabilirsin. Evet. Üç maçtan birini yenersen çıkabilirsin. Ama bay geçersen Aksi, hani bir de şöyle bir durum var. İki, iki bay da hani geçme şansın değil. lan yani bir bay geçtiğinde aradaki bayı iki maç oynayıp yine birinin emrini yenirsen çıkamayabilirsin. Evet. Ya bu çok aslında karışık bir durum. Yani anlatmak da zor. Anlaşılması da zor. Bunu sezon bittiğinde göreceğiz. Yani artık onun e, rakibimiz kim olacak? Birinci gruptan mı olacak? On birinci gruptan mı olacak? Yani bir de olabilir, on bir de olabilir. Yani beşinci grup 6 ile oynuyor. Alt, yedinci grup sekizinciyle oynuyor diye bir, bir şey de yok hani onu bilsinler. Ee, Federasyonu Bal ligi her yıl bir şeyler Şampiyon, yani. aynen. Aslında en mantıklısı 9 grup yapıp e, Bal ligini evet. 9 takım çıkacaksa birincilerin e, değil, hani mesela ya da doğrudan değil de hani belki bir iki ilk 4 takımı alıp play-off oynatıp öyle bir şey yapabilir. Sistemi hani o şekilde yapabilir. Çünkü grup daha iddialı olur. Daha iddialı olur, Neden iddialı olur. Ya şimdi şu an bakıyoruz. Biz iki yıldır geçtiğimiz iki yıl dediğiniz gibi biz avarajla kaçırdık. Evet. Yani ikili avaraj. Burada yediğimiz, bir kendi kalemize attığımız bir gol yüzünden geçen sene şampiyonluğu kaçırdık. Attığımız gol sayısı 74. Yediğimiz gol sayısı geçen yıl 10'du. Şu anda da böyle gidiyoruz ama yani gerçekten sistem çok yani bizim için değişik yani e, farklı. Ama burada böyle bir şey olsa, ilk iki takım, üç takım olsa o zaman alttaki takımlar da biraz daha buna e, para harcar, biraz daha böyle hevesli olur. Ama şimdi adam bakıyor 5 hafta geçiyor, 5 hafta sonunda çoğu takımın şansı Topmalar bitiyor. Kopmalar oldu zaman Topmalar özellikle olur. ikinci yarıda maçlar daha çok zevksiz geçiyor yani. Bal liginde ikinci yarıda topçun hep gitmeyi düşünüyor evet, başka takıma. Evet, i̇şte, Öbür takıma gideyim. İşte ha, öbür takıma gideyim. Şunu yapayım. Olmuyor. Yani bu bu sistem Daha da güç e, zayıflıyor. Zayıflıyor. Yani. Yani, aynen. yani siz eğer öndeyseniz, lider olarak gidiyorsanız bir avantaj. Şey, Ama geride oldu, olduğunuz evet, zaman bir dezavantaj oluyor bu. Sevgili sporcular buradaki en büyük e, özelliği önemli de söyleyeyim hemen hatırlatayım. Bal liginde sezonun ilk devresi ne kadar çok puan toplarsan sana artı olarak yazılacak. Tabii. Çünkü ikinci yarı gelindiği zaman eğer bu e, grupta ilk iki 3 takım oynuyorsa geriye kalan takımlardaki futbolcular diğer takımların gruplarında iyi olanları söylüyorum. Hani e, bazı takımlarda iyi isimler çıkabiliyor. Mesela Aynen. Ceyhan'da o gün bir on numaralar vardı orta sahada da de bir e, forvetleri vardı güzel. Yani, yani bu isimler eğer buradan kopacak olursa hemen hedefi olmayan Tabii. takımlara bunlar gittiği zaman bu geride kalan takımların gücü daha da düşüyor. Transfer yapma şansı da olmuyor. Val Ligi çok masraflı olduğu için e, diyorlar ki bizim hedefimiz şampiyonluk değil. Bu takım kümede düşmesi son ikide diyorlar. E, bu açıdan ortaya oynayacak şekilde bir takım kuruyorlar. Aynen. Bundan gidiyorlar. Tabi ilk ikili olan takıma da rakip dayanmıyor. Evet. Kendi aralarında oynadığı Aynen. maçlar önem arz ediyor. Evet. Ya Geçtiğimiz iki yıl yaşadığımız şeyler bunlar <laughs> evet. açıkçası. Bilinen şeyler. Yani Belki bizim grup böyle. Baktığımız zaman Amasya'nın grubuna öyle bir Farklı. şansımız yok. Yani evet. orada iki takım sadece kötü ama onun evet. dışındaki takımların hepsi birbirinden puan alabilecek takımlar. Evet. Şimdi Yozgat beni... orada sürpriz yarattı. Tabii. Aynı. Ünye'deki bir arkadaşımız var. O da Aksaraylı Furkan. Furkan Yıldırım'la bazen evet. konuşuyoruz. Ee, Yozgat'ta da var, evet. Amasya'da da var. Hepsinde var. Ama konuştuğumuzda konuştuğumuzda şu. Ya diyor ben rahat maça çıkamadım diyor şimdiye kadar. Yani hepsi zorlu rakiplerin evet. diyor. Orada onların o şansı var. Evet. Ya Yozgat hafte bir rakibe evet. gider, takılabilir. İşte Amasya başka bir takıma takılabilir, Ünye başka bir takıma takılabilir yani onların dışında evet. ama bizim burada e sezon boyunca iki tane bir ya bir ya iki takım e, çelme takabiliyor. Onun evet. dışında takımların hiçbirinin neredeyse çelme takamıyor yani. O açıdan kendi kendimiz maçlar çok önemli. Çok, çok önemli. Yani, yani bizim için diğer rakiplere iş bırakmayacağız. Tabii kendimiz maçımızı kazanacağız, aynen. alacağız. Çünkü bu grupta böyle bir durum aynen. var yani. Evet. İşte bu takım biz yenildik de o takımı orada puan getirsin şöyle o yani o üç yok. Çok, çok, çok zor, gözük, zor oluyor yani. Zor gözüküyor. İkinci yarı ikinci yarı bunu yaşadık zaten geçtiğimiz geçen geçtim. sene yaşadık bunu ne neyse şey, şey. daha takılmadı gitti. Takılmadı gitti. Bir yıl önceki Evet. altında da aynı oldu. Ve Biz düşen adım. iki takım yani Zara ile Sivas Demir evet. işte iki Sivas takımına puan kaybederek an... şampiyonluğu kaçırdık yani. Şampiyonluğu kaçırıp onlar küme düştü. Onlardan evet. aynen küme düştü. Yani bu yaşadığımız şeyler o yüzden e, inşallah bu yıl onlar artık bir tecrübe kazandık. E, yani, yani grupta küçük, küçük büyük takım diye olay büyük, olmadığı yok. için. Aynen ama her bu stadyumdan da de kaynaklanıyor. Dediğiniz evet. gibi yani olsa e, farklı olsa biraz daha farklı yapsalar biraz daha güzel olurdu. Tabii yani. e, ilk dört olsa bura daha bir heyecan. değil. Tabii, Katar tabii diye yani 2 evet. ilk iki bile olmuştu biliyorsun abi evet, 2012'de. Evet evet. Çorum'un çıktığı yıl. Çorum ve Zara biz de üç, o zaman çekişiyorduk. Çorum ve Zara play gitti yani. İki takım evet. gidiyordu. O daha güzeldi yani o sistem açıkçası. Birinci olan bir tane maç yapıyordu. ikinci olan ya iki ya üç maç oynuyordu. O da güzel bir sistemdi ama tabii Bizim sadece bunlar öneri. Biz sadece işte dile getiriyoruz. İnşallah yapılır İnşallah ileride. İnşallah federasyon e, seneye bal ligi için daha güzel şeyler yapacak. Biz çıkaracağız. İnşallah tabii ki da, tabii tabii. E, sonuçta biz çıktıktan sonra amatör takımımızdan bir takım da balda olacak. Evet. E, Abi ondan, Gelişmemiz için tabii, daha iyi olması tabii, lazım. Tabii, Bizim için iyi olması lazım. Şuan biz profesörler ligi çıkarsa, Sevgili Spor Spor Aksar 1. Amatör Küme'de şampiyon olan takım direkt bal ligine baraj maçı yapmadan çıkacak. Evet. Bu sene e, amatörde ayrı bir heyecan geldi. Nasıl geldi? E, amatör takım burada maç oynarken, bir kulaklarda rakip eğer biz deplasmandaysak e, hep kulakları orada. Gelecek 3 e, puanda. Neden? E, Aksaray Belediyespor kazandıkça amatörün takımlarına daha da bir istek geliyor. E, şampiyonluk isteği geliyor. Aslında bu sene şöyle baktığımız zaman A ve B grubunda e, takımlar daha bir kaliteli olmaya başladı. E, çok sayıda futbolcular getirmeye başladılar. teknik Teknikiyet konusunda daha iyi isimlerle çalışmaya başladılar. Yani amatörün ee, belediye Belediyespor'un e, profesyonel lige çıkacak olması görüntüsü, o görüntüyü vermesi amatör kümedeki takımlara biraz daha e, şey verdi, Tabii. tat verdi. Aynen. Onlar da oynadığı maçtan bir zevk alıyorlar. E, nitekin e, onlar da şunu istiyor ki belediye spor direkt çıksın. Biz baraj maçına onlarla eşleşmeyelim. Çünkü baraj maçında eşleştiği zaman böyle bir güçlerin olmadıklarını onlar da biliyor. E, sonuçta şu anda balligi amatör olarak gözükse de sevgili spor severler Aslında profesyonellikte hiç fark yok. Şu anda bizim şu takımı 3. koy. Yani o oynamasa bile ilk iki yani ilk 3 içerisinde e, veya ilk 4 içerisinde olabilir diye Abi düşünüyorum biz, ben. E, Abi Kırşehir'i gördün, Nevşehir'i evet. gördün, çıktılar. Kırşehir şu anda lider grubunda. Ya biz de biz de üçüncülükte oynadık. Evet. 3. ligde oynadığınızın çok büyük farkı yok. Yok. E, sadece dediğiniz gibi biraz kalite fark oluyor. Aynı. Onda da zaten e, oyuncuların gelen giden oyuncuların şeyi fark ediyor yani evet. sadece. Yoksa onun dışında mücadele anlamında bal liginde de mücadele oluyor. evet Biz de oynadık, biz de üçüncülükte de mücadele oluyor. Aynen. Yani bunun çok büyük farkı yok. Sadece buradan çıkmak, bal liginden yukarı çıkmak bir adım daha zor. Ama onu başarırsak, ben inanıyorum yani biz de üçüncülükten yani ikiye, ikiden PTT'ye bu Aksaray hak ediyor, Aksaray'ın çıkması lazım. Afyon gibi. Tabii ki Afyon gibi. Yani bunlar, çünkü bu şehir hak ediyor yani yer olarak, konum olarak güzel bir yerde, güzel şey var. Haluk Şahin bu konuda gerçekten iddialı görüyorum ben. Evet. Haluk Şahin evet. e, bu konuda iddialı. Bu takımın başında olduğu sürece de bu takım belki de senin dediğin gibi bir afyon yapabilir. Yani. Çünkü ısrarla 3 senedir bu takımı bırakmadı. 3 senedir evet. de ısrarla bu takımın şampiyon olabilmesi için büyük bir özveri gösteriyor. Evet. İnşallah e, bu sene... E, Ba, üçüncük diyorum ardından 2.lik i̇ki. e, Birinci Şan. neden olmasın? Bugün Afyon'dan neyimiz eksik? Afyon Afyon var o, o şekilde olan Manisa Sakarya evet. çıktı. Şehrimiz bir de buna yani U, yeterli Uşak yani. Uşak şampiyon Tanşanlığı oldu direkt baldan Biyara çıktı. çıktı. Üç, evet. Şimdi iki de, ikide kafaya oynuyor hani var onun bir, bir sürü örneği var. Şu anda Süper Lig'de mücadele eden takımlar var. PTT'de hala şu anda işte Ümraniye olsun evet. şey olsun hani bunlar mücadele ediyor. Bunlar Bal liginden çıktı gitti. Aynen öyle. Bizde yani biz Zaten... Erzurumspor hep bizim evet. seyirci avantajımız da evet, var. Taraftar iyi Aynen. olduğu zaman zaten o tribün hep e, doluyor. Yani. doluyor, doluyor ya. Dolar. Yani profesyonel olması daha farklı olur. Evet. İnsanlar maça daha çok kişi gelir. Evet. E, sonuçta her hafta e, iki maç izleyecekler. Biri deplasmanda olsa bile deplasmana giden hiç deplasmanda gitmeyen Balli. Balli Balli de Balligi'nin de, de evet. izleyecekler. Yani daha her güzel. hafta burada bir maç olacak sonuçta. Tabii. Buradaki oyuncular için de önemli. Evet. İzleyenler şehirdeki için de önemli. Altyapısında çocuklar için de önemli. Altyapıdaki çocuklar için önemli. Şehirde futbol oynayan işte amatördeki oyuncular için de önemli. Yani bu bizim için gerçekten önemli bir sezon yani. Bu sezonun sonu şampiyonluk bizim için. Şu anda altyapımızdan 6 topçu sanırım sizinle beraber İtman'larda. 5 mi 6 mı tam? Evet. Yani. Ya yani şey e, 6 kişi var. Evet, Furkan, 6 Hikmet, Ahmet Tarık, Kaleci İnce Dursun, evet. İncesu. Evet altı. Altı, Geç altı da, 6. Geçen hafta da U19'dan belediyenin U19'dan hazırlık, maçı, hazırlık maçı. maçı. Nasıl Aynen. geçti onu da bir anlatır mısın? Ya, güzel yani güzel oluyor. Çocuklarda çocuklar, ya şey çocuklar tabii ki şeyler. E, e Abilerimize karşı hani bir şey sert oynamayalım işte şey yapmayalım gibi düşünüyorlar. Tabi güzel bir düşünce ama onlar için bence güzel bir şey. Bizim de devamlı... geleceğe garanti altına alabilir miyiz yani bu çocuklarından bir şeyler? Yani oluyor. bence belediye sporun altyapısı iyi. Yani devamlı şeylere oyuncu veriyor. Sivas Spor'a, Kayseri Spor'a işte Ankara, Altman, Ankara Altman, takımlarına ha. devamlı oyuncu veriyor. Yani bu Belediyespor belediye spor çıkarsa profesyonel lige, oyuncular için de güzel olur. Maddi açıdan da belediyesi Tabii maddi açıdan çok, çok iyi olur. Rahatlar çünkü profesyonelle çıkınca belli bir miktar para geliyor. Artık ondan sonra işte maçlarda tabii iddia var. Biliyorsunuz iddiaya evet. girilince o girilen haftada evet. para geliyor. Ayda iki kere iddiaya giriliyor. O yüzden bence altyapı oyuncular için çok iyi olur. Ee, i̇nşallah üçüncü gün çıkar onları da biraz da biz de şey Rahat yaparız yani. rahatlatırız yani. inşallah. inşallah. Aksaray'dan daha çok futbol çıkması adına evet. çıkması adına daha çok çıkması lazım çünkü <laughs> bura, burada parmakla gösterebilecek kadar az oyuncu var işte Volkan yine oynuyor. Ee, evet. Furkan var, Burak Emre var, ee, dışarıda oynayan Necmi var. İşte benim aklıma gelen Gençlerinde Gençlerin yani... önü açılmış oluyor. Tabii bunların Tabii. da önü açılır. Bunlar da hani o şey yapar. Ee, daha iyi olur onlar için. Çünkü bu çocuk profesyonel oynamak istiyor maç yapmak istiyor ama burada altyapıda bakıyorum ben iki tane maç oynuyor sezon bir sezonda koskoca bir sezonda iki tane maç oynuyor evet. hangi takıma kendini gösterecek hangi oyuncuya ama burada profesyonel çıktığı zaman akademilikler ligleri oluyor evet. Akademi liginde gidecek işte e, her türlü takımla oynayacak yani her şeye gidecek evet. e, bölgeye gidecek Karadeniz'e de gidecek Doğu'ya da gidecek Batı'ya Ege'ye de gidecek evet. işte o yüzden o çocuk kendini göstermesi için e, gerçekten çok büyük bir şans profesyonellikte bir takımda olması Evet e, sevgili spor seyirciler, bize ayrılan zaman e, yavaş yavaş artık doluyor. Bizim buradaki amacımız, e, programdaki gerçek amacımız Aksar Belediyespor'un Spor'un e, şampiyonluk e, sezonunda bütün futbolcularımızı burada konuk etmek olacak. E, nitekin e, çoğu taraftarımız, yani maça gelemeyen kişiler futbolcularımızın çoğunu tanımıyor. İnşallah e, bu ekranlardan da e, bu futbolcuları sizlere tanıtmaya çalışacağız. Bugünkü konuklarımız Aksar Belediyespor'un e, takım kaptanları İbrahim Konuksever ve Yasin Yeşilürt oldu. Tabii bu ikiliyle Aksaray'ın hafta sonu oynadığı maçı analiz ettik ve Aksaray Belediyespor'un nasıl önünü açabiliriz, altyapının nasıl önünü açabiliriz, şampiyonluğu olduktan sonra Aksaray Belediyespor'a ne tür getiriler olur bu konuları işlemeye çalıştık. Sağolsun iki kaptan da bize vermiş oldukları bilgilerle bizi bilgilendirmiş oldular. Nitekim bilindiği gibi bu sene statü de değişti. Geçen sene statüye göre değil. Geçen sene 5. grubun şampiyonu, 6. grubun şampiyonu baraj maçı oynayıp kazanan şampiyon oluyordu. Geçen sene onu yaşadık. Böyle bir grubu tanıma imkanımız oluyordu. Kırşehir'di mesela geçen sene. Bunu sezon öncesi de biliyorduk. Fakat bu sezon tam tersi oldu. 11 gruptan da her takım belediye sporundan eşleşebilir ya da bayı olabilir. 9 takımın çıkacak olması da artı diye ben düşünüyorum. 2 takım sadece saf dışı kalacak. Tabii iyi takım kuranlar sonuca gideceğine ben inanıyorum. İyi takım kurduğun zaman da bunun yanında şansın da faktörü olduğuna inanıyorum. İnşallah biz iyi bir takım kurduk. iyi bir hava yakaladık. Bu havayla da şans bizden yana olsun diyoruz. Ve sezon sonu şampiyon olalım istiyoruz. Şehir olarak buna çok özlem duyuyoruz. nitekin son 3 yıldır özellikle Halkşan Yazgı'nın belediye başkanımızın verdiği büyük bir destek var. Bu desteği taraflı tarafsız herkes gerçekten de görüyor bugün eee Aksaray Belediyespor'a belki e, sıcak bakmayan da olabilir. Bu taraftarlar içinde olabilir. Bunlara biz e, niye bakmıyorsunuz diye diyemeyiz. Tabi ama e, şunu görecekler ki inşallah sezon sonu bu takım şampiyon olduktan sonra herkes Aksaray Belediyespor'un nasıl bir takım olduğunu, ne amaçla kurulduğunu, bu şehirlere bu şehre neler kattığını üçüncü e, üçüncüde çıktığımız zaman göreceğiz. Bu e, bence çok önemli diyorum. Gelin bu birlik zamanı olsun diyorum. Aksara belediye Belediyespor'a gerçekten de maddi ve manevi bütün desteği verelim diyorum. E, tamam belediyespor bu takımın arkasında olabilir. Fakat bu takım tak belediyesporun değil. Bu takım şehrin takımı. Şehrin takımıysa biz buna inanıyorsak şehrin insanları da bu takıma gereken desteği vermeliyiz. Geçen e, bilindiği gibi maç öncesi e, takımıza iş adamı Atilla Bey tarafından bir e, moral yemeği verildi. Ben kendisine de buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten de bu tür yemekler evet, takım adına güzel oluyor. Futbolcu adına güzel oluyor. Taraftarından kaynaşıyor, yönetimden kaynaşıyor. iş adamlarından kaynaşıyorlar. Futbolcuların istediği bunlar zaten. Birlik beraberlik zamanı diyorlar. Ben de buradan yayınımızı kapatmadan önce ikiliye son sözlerini soracağım. Evet kaptan. Ben de belediye başkanımıza verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Başkanımıza, yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Allah nasip ederse bu sene tekrar İbrahim'le beraber inşallah tekrar bir şampiyonluk yaşatıp bu Aksaray'a bir kez daha biz de şampiyonluk yaşamak istiyoruz. Ve Aksaray profesyonellik de görmek istiyoruz. İnşallah nasip olursa oynamak da isteriz. Hayırlısı diyelim. Herkes dediğin gibi birlik zamanı artık. Çünkü şampiyonluğa bu kadar yaklaşmışken bir olmamız gerekiyor. İnşallah bunu da sağlarız ve bu takımı el birliğiyle üçüncü lige çıkartırız. Teşekkürler. Aynen. Ben de şunu söyleyeceğim. Bir olalım. Birlik olalım. Hep birlikte Aksaray Belediyespor'u üçüncülüğe çıkartalım. Dediğiniz gibi alttan gelecek takım da bal liginde mücadele etsin. Yani onlar için de büyük avantaj. Ee, sezon sonu inşallah ben burada Aksaray'da ikinci şampiyonluğumu yaşamak istiyorum. Ee, nasip kısmet olursa inşallah. Ee, belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Artık bu saatten sonra da taraftarlara da inşallah maçlara gelip bizi desteklesinler. Onlar da arkamızdan itici bir güç olsunlar diyorum. Yani desteklesinler. Daha kalabalık olsunlar. Yani daha fazla kişiyle. Çünkü bir baskı olması lazım artık Aksaray Belediyespor'un. Aksaray Spor'un bir ismi var. Yani Aksaray Spor dediğimiz zaman dışarıdaki arkadaşlara herkes diyor yani gerçekten başarılı bu sezon için gidişat onu gösteriyor çünkü. Daha kalabalık olmamız lazım. Stadı doldurmamız lazım. İki tarafı da karşılıklı doldurmamız lazım. Yani içeri yenip geldiğimizde karşı tarafın açık tribünün ve kapalı tribünün full olması lazım. İnşallah onlar da bizi desteklesinler. Onlara da ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her maça gelmeye çalışıyorlar. Kendi evet. imkanlarıyla. Ee, başarılar diliyorum diğer takımlara da. Teşekkür ediyorum size. Teşekkürler. Abi. Evet sevgili spor sporseverler. Ben bu sezon üzerime ne görev düşüyorsa Aksaray Belediyesi Spor'un şampiyonluğu için her şeyi yapacağım. Ve bu sezonda yapacağımı söyledim sezon başı. Eğer yanlış yapacak kişiler varsa, yanlışlık görürsem de bu ekranlarda yansıtacağım. Ee, bunlara da izin vermeyeceğim daha önce de söyledim. Bu topçusu da olabilir, yöneticisi de olabilir, e, taraftarı da olabilir. Ne gerekiyorsa ben buradan yansıtacağım sevgili spor severler. Bu takım Allah'ın izinle sezon sonu şampiyon olacak diyorum. O sene bu sene olsun diyorum. Ve bütün taraftarlarımıza da buradan e, canı gönülden şunu e, iletmek istiyorum. Zaman, birlik zamanı. E, çok iyi bir hava yakaladık. Bu havayı sürdürelim. Gelin e, bu havayı hiç bitirmeyelim. Bu hava bizim havamız olsun diyelim. Ve şampiyonluk yolunda belediye Spor'un her zaman tam destekçisi olalım diyorum. E, sporun nabzından da iyi günler diliyorum.